Nefes çalışmaları davranış bilimlerinin insanın hayatının daha iyi olmasının neresinde? Neden önemli? Neden nefes? Hayatta eğer istediğin sonucu almak istiyorsan bunu bir tek davranışlarını yöneterek yapabilirsin. Hayatının sonuna kadar seni yolda tutacak olan kutup yıldızını bulman yani ana chief aim denen böyle bir hepimizin en büyük hedefi değil öldükten sonra senin hakkında ne dersin istiyorsun mesela. Kesinlikle yaşlanmayı yavaşlattığımdan ve biraz durdurduğumdan eminim. Bence bu asrın en büyük buluşu bu. Türk insanı paranın gerçekten ne olduğunu anlamıyor bir kere. Kendi gücünü bilen bir kadın olarak ben mesela ne münasebet diyorum manifestation yani ben o kadar alçalmadım. Ne münasebet manifest etmeye çalışmalar falan onlar erkek işi. Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Güzel enerjinizle, değerli vaktinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınızı bekliyor olacağız videonun altına. Her yayın öncesinde olduğu gibi yine hatırlatmak istedim sizlere. Çok sevdiğiniz, hepimizin yakından tanıdığı, daha önce de Beyza Kan YouTube'da sevgiyle konuk kaldığımız bir isim var şimdi. Çünkü bu işin, bu alanın Türkiye'deki öncüsü. Nevşah Fidan Karamehmet bizimle birlikte. Nevşah Hoca hoş geldiniz diyoruz. Birlikte hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Burada olmak çok güzel, çok, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Burçtaş'ım güzel enerjinizle sefalar getirdiniz. Şimdi ben az önce de izleyicilerimde hatırlattım. Zaten biliyorlar ama e, nefes koçluğu sistemi deyince aklı siz geliyorsunuz. Çünkü Türkiye'ye siz getirdiniz. Evet. Çok önemli buluşmalar gerçekleştirdiniz, imza attınız standartlarını belirlediniz bu alanda ve Nefes Koçluğu Federasyonu Başkanı olarak da Hı. tanıyoruz sizi. Şimdi buna bağlı olarak ülkemizdeki nefes koçlarını, eğitmenlerini yetiştiren kişisiniz. Gerçek olarak hocaların hocasısınız bu tabir yerinde. Aslında neysiniz davranış bilimci. Evet. Şimdi anlıyoruz ki temel çok sağlam bir kere bunun için. İnsanların davranış alışkanlıklarını değiştirerek, daha önceki yayınlarımıza da dayanarak soruyorum, yaşamın her alanında daha iyi sonuç alabilmeleri üzerine çalışıyorsunuz, araştırıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Nefes çalışmaları, bütün bunların davranış bilimlerinin insanın hayatının daha iyi olmasının Neresinde? Neden önemli? Neden nefes? Böyle başlayın. Şimdi bir kere yani aslında nefesle ilgili böyle çok derin <laughs> düşünmesek bile, biraz yüzeysel bile baksak biz nefes al alarak yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk nefesimizi alıyoruz, dünyaya geliyoruz. Son nefesi veriyoruz, gidiyoruz. Arada nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Ve aslında vücuda baktığımız zaman şimdi mesela takip ediyorum sağlıkla ilgili dünya çapında Amerika'da şimdi bir Brian diye bir adam <laughs> çıktı takip ediyorsundur. Deli, kendini evet. bir laboratuvar şey lab rat rap deniyor ya laboratuvar test şeyi olarak seçti kendini e, test bedeni olarak ve her şeyi test edip bakalım hayatımı nasıl uzatacağım diye bunlar üzerine çalışıyor mesela onun da videolarını izliyorum o da oksijen ve oksijen alımına kafayı takmış durumda neden? çünkü hücrelerin yani çok basit bir şekilde bu bedenin ne kadar sağlıklı ve iyi kaldığı cildinizin ne kadar sağlıklı iyi kaldığı organlarınızın ne kadar sağlıklı iyi kaldığı hücrelerinizin oksijen alım kabiliyetiyle ilgili bu kadar. Yani bir insanın e, sağlıklı kalması, uzun yaşaması, genel sağlık önce her şeyden önce hücre yenilenmesini gerektiriyor. Bir insanın genç kalması, işte ben mesela kendi adıma şimdi işte 50'yi doldurmak üzereyim. Çok Anladım. en çok aldığım şeylerden var. nasıl cildin böyle? Nasıl böyle genç duruyorsun? Ee, mesela yiymeden önceki en iyi örneklerden evet. biri benim e, muhtemelen ki evet. bu örneğe gerek yok zaten bu bilimsel bir gerçek yani bu beden e, oksijenle kendi yeniliyor bu bedende hücrelerin içerisinde yeterli oksijen olunca hücre yenilenmesi sağlanıyor oksijen kalmadığı zaman biz nefes kapasitemizi kullanmadığımız zaman işte mesela koa hastalarında cildinin kuruduğunu bütün organların kendi kendini yok ettiğini işte hücreler kendi yenilemediği için halsizleştiğini bütün bunları görmüşsünüzdür. Yani oksijen bir bizim günlük enerji ihtiyacımızı karşılıyor. İki hücrelerimizin yenilenmesini sağlıyor. Üç bütün organları bütün bedeni dinç sağlıklı tutuyor. Yani oksijen olduğu müddetçe vücutta yeterince hücrelerin içerisinde bu harika. Diğer taraftan Davranış bilimleri nerede bu işin içine giriyor? Aynen insanın kambur durmayı öğrendiği gibi bir davranış alışkanlığı olarak veya tikler geliştiren insanlar vardır böyle böyle yapar. Hmm. Aynen o tikleri geliştirdiği gibi insanlar nefessel bir takım davranış biçimleri geliştiriyor farkında olmadan. Yani aslında izleyenler herkes için söylüyorum evet. Senin için, benim için, hepimiz için ee, vücudumuzdaki oksijen alımını engelleyen böylelikle hücre hızınızı düşüren ve hızla normalin üzerinde bir hızla yaşlanmanıza ve hastalıkların olmasına neden olan farkında bile olmadığınız bir nefes alışkanlığınız olabilir. Bu nefes alışkanlığı tikler nasıl tetikleniyorsa bir davranış fizyolojik bir davranış alışkanlığı olduğu için sizden bağımsız yani sen hiç farkında olmadan nefesini değiştiriyor olabilirsin. Tutuyor olabilir miyim? Mesela. Tutuyor olabilirsin, hızlı nefes alıyor olabilirsin, çarpık nefes alıyor olabilirsin, aşırı diyafram alıyor olabilirsin, aşırı göğse alabilirsin, İşte over breathing dediğimiz aşırı nefes alıyor olabilirsin ve önemli olan şu, bizler nefesimize bir şekilde bilmeden bile müdahale ettiğimizde solunum kimyasal ekseninde bir bozulmaya neden olduğu için bu. işin sonucunda işte birçok, şimdi bilimsel detaylara girmeyeceğim ama işin sonucunda Hücrelere yeterince oksijen gönderilmemesiyle sonuçlanıyor. Yani haberiniz bile olmayan gün içinde tetikleden nefes alışkanlıklarınız olabilir. Bunlar tıbben bilinen bu arada işte e, hipokapni, hiperkapni denen karbondioksitinizin çok düşmesine ya da karbondioksitinizin çok yükselmesine neden oluyor olabilir. Hiç farkında olmadan yapıyorsunuz bu arada bunu. Ve karbondioksiti, karbondioksitin bu kadar düşmesi ve yükselmesi de tıbben bilinen 200'den fazla hipokapni veya hiperkapninin neden olduğu semptomlara en başında mesela dikkat eksiklikleri. Bugün ADD, ADHD problemi olan, dikkat eksikliği olan, öğrenme problemi olan çok çocuk var. Evet. Araştırmalar gösteriyor ki %70'inden fazlasının nefeste problem olduğu için böyle bir sorunu var. Yani bütün ilaçlara falan ihtiyaçları yok. Nefesini düzeltse öğrenme problemi ortadan kalkıyor, dikkat eksikliği ortadan kalkıyor. Bir diğeri migren, baş ağrısı, Hı -hı. vücut ağrısı, kronik ağrılar, panik atak, anksiyete, depresyon zaten bunların temelini oluşturuyor. Kalpteki ritim bozukluklarına kadar 200'den fazla işte el ayakta terleme, bayılma gibi bir his, kalbin sıkışması, baş dönmesi gibi bir takım semptomlara neden oluyor. Yani ner, ne için önemli? Bir kere bir insan yani ben şimdi uzun zamandır çalıştığım herkesin yaşamın her alanında ilerlemesi yaşamın her alanında ustaca yaşaması, yaşamın her alanında istediği sonuçları alması, hedeflere ulaşması üzerine çalışıyorum. Çünkü kendim böyle bir yaşam yaşamak istedim. Çok erken yaştan, 13-14 yaşından beri yaşamın her alanında ilerlemek istiyorum diyorum ben. Yani. Evet. Hem harika bir evliliğim olsun, hem harika bir ilişkim olsun, güzel bir ailem olsun. Hem işte fit olayım, güzel olayım, sağlıklı olayım, hem varlıklı olayım, hem işimde ilerleyim, lider olayım. Neden olmasın? Hepsi olsun. E olmuş Ama tabii zaten. demek ki olabiliyormuş. Işte. <laughs> evet ve <laughs> en sonunda böyle dedikçe ve <laughs> çok e, yani bu konuya kafayı taktıkça işte nasıl yaparım bunu derken o metot, bu metot derken işte zaten Enstitüsü müfredatı böyle ortaya çıktı. Müfredatın en başından insanları önce nefesinizi analiz edelim. Önce nefes probleminizi ortadan kaldıralım dememizin de sebebi bir insan daha nefesinde problem varsa daha tam bir insan değil benim gözümde. Yani tam fonksiyonların tam ilerlemiyor ve tam değilsen ya beynine yeterince oksijen gitmiyorsa sonrasında zihin çalışmaları çok zor. Vücuduna yeterince oksijen gitmiyorsa ya birçok şekerin ünsilinin oynuyor sürekli ihtiyacın olan enerjiyi karşılayamıyorsun, sürekli şekerli gıda yemek istiyorsun. Şimdi ben seni nasıl fit tutayım. Yeterince oksijen yoksa vücudunda ve yeterince ATP buna bağlı olarak ATP yani gündelik enerji ihtiyacımızı karşıladığımız yer aslında bizim nefesimiz hı hı. ve birçok insan ATP'si yetmediği için yani saf enerjisi yetmediği için iyi nefes almadığı için, yemekten o enerjiyi aldığı için kilolu ve kilo veremiyor. Mesela ben kendi adıma birçok insana göre çok daha az beslenen ve az yemek yiyen biriyim. Çünkü bunu yapabiliyorum. Niye? E çünkü iyi bir nefes alışkanlığım var ve ben enerji için yeme ihtiyacım yok benim yani. Hani ve e, insülinin oynamıyor, şekerin oynamıyor, işte karnın guruldamıyor. Yani kendini nefesle sürekli enerjik ve iyi tutabiliyorsun. Mesela bir şeylerinden biri bu etkilerinden Diğer taraftan e, vücut kimyamız bizim. Bunu psikiyatristler veya psikologlar benden çok daha iyi bileceklerdir ama vücut kimyamız bizim psikolojimizle çok ilişkili hı hı. ve vücut kimyamızı bizim solunum kimyamız belirliyor. Bu birçok kişinin göz ardı ettiği bir konu yani çok. Bu da şu yüzden bence göz ardı ediliyor. Tıp tıpta psikoloji işte solunum fizyoloji birbirinden ayrı ya. Yani hem psikologlar biliyor ki vücut kimyası ile ilgili aslında bütün psikolojik problemler, vücut kimyasındaki problemi çözmeye çalışıyorlar verdikleri haplarla. Ama diğer taraftan mesela şeyi atlıyoruz. E peki benim vücut kimyamı ne değiştiriyor? Evet. Solunumum. Benim vücut kimyamı, hücre dışı sıvılarımın kimyasını solunumum regüle ediyor. Ve solunum kimyasında bozulma olduğu an vücut kimyasında bozulma oluyor ve buna bağlı olarak ...işte panik atak, anksiyete, depresyon, stres, bipolara kadar giden bir takım problemler yaşıyor insanlar. E, beyin sıvı içerisinde bir organ. E, beynin hücre dışı sıvıları da artı ya da eksi olduğunda çok alkali ya da çok asidik olduğunda bu beynin çarpık düşünmesine neden oluyor. Mesela birçok kişiden e, şey sorusu çok var. işte kaygılıyım ben, kaygılı düşünceler içinde kaygılanıyorum. Evet. E beynin daha sağlıklı bir sıvı içinde değilse kaygılanmaman mümkün değil ki. Beynin senin arıza yapıyor. Yani beyin için ve vücudun bütün organlarının sağlıklı olması için 7.4 pH, ideal pH çok önemli. E şimdi çarpık bir nefes alışkanlığı varsa farkında olmadan tetiklenen, e solunum kimyasal eksenini bozuyorsan gün içinde senin belki de binlerce kere o 7.4 pH'ta kalamıyorsun hem, hem hep bir biraz alkali oluyor, biraz asitik oluyor. Ondan sonra diyorsun ki niye ben böyle düşünüyorum? Niye negatif düşüncenin önüne geçemiyorum? Hı -hı. E, geçemezsin çünkü beyin hastalanıyor. Yani şeyi göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. E, bütün bu işte Türkiye'de de çok var, dünyada da spiritüel çalışmalar. Benim müfredatımda da var zihin çalışmaları. İşte meditasyon hocasıyım aynı zamanda işte niyet egzersizleri veya hayat amacını keşfedeceğimiz bir takım egzersizler ama şunu göz ardı ettiğimiz zaman hepsi çok e, ya çorap söküğü gibi sonuç alamadığınız bir yere doğru gidiyor. Şimdi benim herhangi bir zihin egzersizi yapabilmem için bile bir kere beynimin bir sağlıklı çalışmasına ihtiyacı var ve eğer nefesimde bir problem varsa daha beynim sağlıklı değil, atıyor yani. Şeyi atıyor hani e, uygun ortamda değil beyin. O yüzden de e, önce oradaki davranış bozukluğunu giderip Önce insanlara o yüzden nefese bu kadar adadım kendimi. O yüzden yani insanların davranış değişimini yaparak yaşamlarının bütün alanlarında ilerletme amacıyla yola çıkmış bir hoca olarak. Hı hı. O yüzden önce nefes, önce nefes diyorum. 30 senedir yani hani muhtemelen evet. 25 senedir beni ekranda izliyorlar. Arada böyle sokakta beni dururup siz nefes hanımsınız değil mi? adımı hatırlamıyor. <laughs> siz nefes hanımsınız değil mi? Nefes atı O da olur. <laughs> o yüzden böyle sürekli nefes nefes dememin hı hı. sebebi bu. Çünkü her şeyin başı o. Yani iyi nefes aldığımda hücrelerim canlı kalıyor, sağlıklı kalıyorum, fit kalıyorum. Beynim ideal bir ortamda oluyor, daha sağlıklı düşünüyorum. Ee, bunu mesela ben birçok öğrencime ona anlatıyorum. Yani ben ilk nefesle başladığım için, sağlıklı bir nefes alışkanlığına sahip olduğum için zihinsel olarak birçok öğrencim kadar çalışmam gerekmedi. Veya mesela Joe Dispenza, işte Dr. DeMartini gibi zihinle, beyinle çalışan Hocalarla da çok birlikte vakit evet. geçirdim ve birlikte çalışmalar yaptım. Mesela onlara da onu söylüyorum. Yani eğer bir insanı sen nefesini dengede tutabilirsen, vücut hücre dışı sıvılarını dengede tuttuğun için, beyin daha sağlıklı ve dengede çalıştığı için zaten o hayatına zarar veren negatif düşünce dediğimiz çarpık düşünceleri zaten üretmiyor. Bakın diyorum ben 20 senedir bunu deneyimliyorum kendime. O yüzden deneyimliyorum kendimi de. O yüzden... Öğrencilerimin birçoğu kadar zihnimle çalışmam gerekmiyor veya işte mesela benle birlikte kursları bitirmiş nefes kamplarını bitirmiş öğrenciler işte John'un mesela John de Martin'in burada İstanbul'da birkaç kere yaptık organize evet, ettik. Evet hatırlıyorum. Ee, de yapmıştık. Evet. Mesela seminerine geldi iki gün. John mesela inanamıyor. Nasıl bu insanlar böyle diyor mesela benim ben hiç bu kadar algısı açık bu kadar hızlı ilerleyen. Bir grup görmedim diyor mesela. E diyorum işte bunu anlatıyorum sana çünkü nefesle çalıştı onlar. Benim kamplarıma geldiler, nefes sağlıklı, işte pHları dengede. O zaman anlıyor çünkü o da çok nefesi araştırmış ve o da çok e, vücut kimyasını, işte nörolojiyi falan hep, e, araştırmış bir hoca olduğu için o zaman anlıyor. Yani o yüzden önce nefes ve nefes öyle bir yerde oturuyor. O oturduktan sonra ve biz artık sağlıklı isek. Bence ondan sonra ustalık çalışmaları, koçluk, işte zihin çalışmaları, meditasyon hepsi sonra geliyor. Bizim müfredatımızda da öyle yani. Gelen herkese önce, önce nefes. biraz zihin, biraz nefes çalışmaları, önce nefesinizi analiz edelim. Önce bir kampa gelin, nefes kampına gelin ya da mucize kursuna gelin. Nefesinizle çalışalım, düşüncelerinizle ve nefesinizle aynı anda çalışalım diyerek e, önce nefesi halletmeye yönlendiriyoruz. Nefesin... İyi olursa sen de iyi olursun gibi bir evet. modda çıkıyor şu ana kadar evet, olanlarda. Yani evet. o kadar sihirli bir şey ki yani Hı. hani 7.4 pH ama bence esas sihirli olan yani nefese sadece ve bir rahatlama aracı olarak insanlar baktığı için belki de tam anlamıyor. Aslında Hı. iyi nefes eşittir vücut hücre dışı sıvılarının pH'ının dengede kalması. 7.4 de perfect yani bir insanın mükemmel sağlık noktası dediğimiz yer aslında. Ee, tabii orada o noktada olunca işte geçmişten bir takım kayıtlar var ee, çünkü yani o noktada değildin 15-20 senedir. Hmm. Şimdi beyin her e, işte alkali ve asidik durumdan etkilenerek beyin her her tek polariteli düşünce şekline girdiğinde e, veya zihin diyeyim tek polariteli düşündüğünde, beyinde bir problem olduğunda e, hayata biz tek taraflı baktığımız zaman onlara polarize iyonlar deniyor beyindeki yani beyinde bizim polarized ions dediğimiz e, bu nörolojik basit bir bilgi e, artı ya da eksil yüklü iyonlar olabiliyor beyinsiz sinapslerinin arasında ve bunun da sebebi aslında hayata eksi ya da artı anlam yüklemek yani hayata baktığımız yere çok olduğundan iyi görmek bir şey ya da olduğundan kötü görmek ve bu beyindeki artı eksi iyonlar da beynin alt loblarında episodik anılar olarak soplanıyor. Ve onlar da bizi sürekli alt beyinde yani hayvan beyni dediğimiz, sürüngen beyni dediğimiz işte bütün hayvanlarda da olan, memeli hayvanlarda da olan amigdala ve hipokampusta tutuyor. <laughs> ve bilinçli bir şekilde sonuç alabileceğimiz şekilde, hedef odaklı bir şekilde ya da amacımızla hizada bir şekilde davranışlar içerisinde değil dürtüsel ve belki de bizi hedeflerimizden tamamen uzaklaştıracak almak istediğimiz sonuçları almamızı tamamen engelleyecek dürtüsel, tepkisel, reaktif bir takım davranışlar içinde olmamıza neden oluyor. Yani birçok insanın işte kilo vermeye karar verip dürtüsel bir şekilde kocaman bir pasta yemesi falan evet. hep ondan yani çünkü bir hedef belirliyorsun. Evet. E Çünkü o yani işte amigdala ve hipokampus aktif olduğu müddetçe hı hı. duygusal tetiklenmeyle ...o duygusal tetiklenmeler davranışa dönüştüğü müddetçe... ...kendi yönetemeyen bir insana dönüşüyorsun. E, bu da işte o episodik anıların tek tek temizlenmesiyle... ...yani ben genelde nefşen üstü önce nefesiyle çalışıp... ...aynı anda bir taraftan zihniyle de o yüzden insanların çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü hepimizin çok episodik anı var beynimizde. E, yani şu anda 21. yüzyılda çok fazla koşul olan... E, ...böyle bir yani egoların doğruyu yanlışı bildiğini iddia ettiği bir dönemdeyiz şu anda. Yani. Evet. yani. ben biliyorum bu doğru bu yanlış. Yani nereden biliyorsun hani bütün sistem buna izin veriyorsa senin doğru demen yanlış demen hiçbir şey ifade etmiyor yani. Hani ben öğrencilerim bazen bu örnekleri veriyorum. Hani hayatında neyle zihninde savaşıyorsan bu olmamalı. Yani yaradan yaratılış buna izin vermiş sen orada olmamalı diyorsun. İyi de yani, yani. de yani boşu bu. Yani boşu boşuna debeleniyorsun orada aslında. Halbuki sağlıklı bir düşünce şekli ve insanın kendi yönetimi için çok gerekli o düşünce şekli. İşte aynı ancak o beyindeki episodik anların temizlenmesiyle oluyor ki sonraki bir sonraki proseste de e, oraya yönlendiriyor. Bu üst bilinç oynayacak. seviyesine çıkmak demek oluyor zaten evet. değil mi hocam? Bütün bunları yaptıktan sonra e, episodik anıları dönüştürdükten sonra e, o otantik kimliğimizle hizalanarak potansiyelimizin en üstüne çıkmak. Yani Aynen. Üst bilinç seviyesine çıkmak ve bu da nefesle başlayarak olabilecek bir süreç. Evet yani önce nefesle başlayıp işte sonra zihin çalışmalarıyla evet. devam ediyoruz. Sonra bir beş tane prensip e, Hı -hı. şey yapıyorum, öneriyorum burada ve öğretiyorum genelde. E, önce nefesteki o problemleri giderip sonra zihinle çalışıp episodik anıları ortadan kaldırıp bütün o kayıtlar dürtüsel olmaya neden olan. Zaten episodik anılar kalkınca amigdala ve e, yani episodik anının sayısı artınca işte en son TEDx konuşmamda da bunu anlattım. İzlemeyenler varsa Hı -hı. izlesinler diyeyim Hesabınız buradan. Hesabınızda var mı? Ee, hesabımda olması lazım. Şeyde de TEDX'ten de ulaşabilirler. Hı -hı. Orada mesela 20 dakika tamamen bunu anlattım aslında. Episodik anılar arttıkça yaşama yüklediğimiz anlamlar kan ve oksijen amigdala ve hipokampusta toplanıyor. Ve ne yaparsan yap dürtüsel bir insana dönüşüyorsun. Reaktif, dürtüsel, tepkisel, kendi yönetemeyen. Bunları temizledikçe de kan ve oksijen prefrontal loba, beynin ön lobuna, hmm. işte hep ezoterik öğretilerdeki üçüncü göz, evet. yönetim kabiliyetinin olduğu yönetici bilince toplanıyor. Hmm. Yani aslında e, böyle hep anlatılan üst bilinç, hep e, işte üst bilince çıkalım, üst bilinçle algılayalım denen şey, fiziksel bedende beynin prefrontal lobu. Ve prefrontal lobu da sadece e, beyindeki episodik anılar temizlenirse, Ulaşılabilen bir yer yani o yüzden işte böyle iki çalışma yaptım yok üçüncü gözümü aktive ettim. Şimdi üçüncü gözü aktive etmek için bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Bir iki dakika sürer o aktivasyon. Çünkü eğer episodik anı varsa kan ve oksijen geri buraya hücum edeceği için sen yine kendi yönetemeyen dürtüsel hmm. bir insana dönüşürsün. Şu an mesela yani ya. çocuk oyunu gibi yani mesela görüyorum şu anda daha spiritüel farkındalığı yüksek yollar izlemek isteyenlere 3 maddelik çok yani bir, bir taraftan şey veriyor, yapıyor ya bir şöyle yap. Evet değil ya değil bir mi? taraftan ustaca yaşamak istiyor, yönetici bilinçli evet. olmak istiyor, bir şeyler yapıyor ama diğer taraftan gerçek yapması gereken temizliği yapmadığı için habire gene buraya düşüyor. Yine dürtüsel. Sonra biraz bir yüksek bilinçte bir şey deneyimliyor, gene dürtülere düşüyor. Böyle bir ping pong topu gibi. Halbuki burada kalmanın yolu var yani. Gerçekten onları temizledikçe e burası aktive kalıyor ve yönetici bilinçte kalıp hedeflerin hedeflerinle hizada e, sonuç al, almak istediğin sonuçlarla hizada davranışlar içerisinde olabiliyoruz. Ve hayatta sonuç almak için e, bizim davranışlarımızı, seçimlerimizi ve eylemlerimizi yönetme mecburiyetimiz var. Yani hayatta eğer istediğin sonucu almak istiyorsan bunu bir tek davranışlarını yöneterek yapabilirsin. Dolayısıyla davranışlarını yöneten, daha yönetici bilinçte olanlar istediği bütün sonuçları alırken yönetici bilinçli olmayan, kendi yönetemeyenler savruluyor ve istediği sonuçları da alamıyor. Hmm. Hayat bu kadar basit aslında. Yani bu kilo vermek de olsa, bu evliliğini yönetmek, evliliği sağlıklı bir ilişki olması da olsa, işini yönetmede, paranı yönetmede hepsi aslında bu kadar basite indirgenebilir yani. İstediğin sonuçta hayatta almak için kendini yönetebiliyor olman gerekiyor. Peki bunun olması için neresi gerekiyor? İşte hayvanlardan insanı ayıran özellik olan prefrontal lobun aktive olup yönetim kabiliyetinin ortaya çıkması gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Böyle 3 dakikalık, 5 dakikalık işte üçüncü gözü aktive ettim, nefesle bilmem ne yaptımla oluyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü epizodik anılar seni geri itiyor. Geri bütün oksijen kan buraya toplanıyor. Gene dürtüsel oluyorsun. Nasıl değiştirebilirsin? Çok güçlü metotlar var. Evet kolay değil. Evet öğrenmesi vakit alıyor ve çalışması. Çünkü gerçekten kendini sorgulamanı gerektiriyor. Ama en sonunda o episodik anılar tek tek dönüştükçe, bunu öğrencilerimde görüyorum yani işte birkaç ay içerisinde o dönüşüm ne olduğunu. Burası aktive oluyor, yönetmeye başlıyorsun, kendi hedef belirliyorsun, o hedefe ulaşmak için ihtiyacın olan davranışların içinde oluyorsun. Ee, yani hani örnek verirsem mesela benim kendi hayatımdan, ben de çünkü aynı şekilde evet. hayatı yaşıyorum. Ee, istediğim kiloda kalabiliyorum, istediğim sağlık seviyesinde kalabiliyorum. Çünkü beslenme alışkanlıklarımı yönetiyorum. Ve bunun ee, bir istikrar olduğu ortada zaten. Yani yönetiyorum yani, yani alışkanlıklarımı evet. yönetebiliyorum. Veya e, birikimlerim ve yatırımlarımla ilgili 5 senelik 10 senelik bir takım hedeflerim var. O hedeflere doğru ilerliyorum. Her gün birikimimde veya yaptığım yatırımlarda bir adım bir adım daha atarak dürtüsel ve anlık refleks, reaktif, e, kontrolsüz davranışlar içinde olmadan ee, o hedeflere doğru ilerliyorum veya ilişkimde aynı şekilde işte işimde aynı şekilde işimi o şekilde büyütüyorum ee, yani genel olarak bence insanların şeyi anlaması çok önemli ya yani hayatta sonuç istediğin sonucu alman için kendi yönetmeyi öğrenmek mecburiyetindesin yoksa da istediğin sonuçları alamayan bir insan türü olduğunu kabul edip otur diyorum ben mesela hep öğrencilerime yani ya bu konuda bir şey yap <laughs> ve benim gibi öğrencilerim gibi ...istediğin sonuçları almak istiyorsan, ...episodik anıları dönüştürüp. İşte sonra üçüncü prensibimiz, mesela insanın kendini tanıması, hayat amacını anlaması. Yunan mitolojisinde telos noktası denen Hı. ana chief aim yani hayatının sonuna kadar seni e, yolda tutacak olan kutup yıldızını bulman. Yani ana chief aim denen böyle bir e, hepimizin en büyük hedefi diyeyim. Hı. Öldükten sonra senin hakkında ne dersin istiyorsun mesela? Bütün yaşamın için ana hedefin o hedefe ulaşmak bile zorunda değilsin ama o olduğu müddetçe böyle bir kutup yıldızın o yolda ilerlemeye devam ediyorsun. O zaman da daha büyük bir amacın olduğu için bugünkü olaylara amacı olmayan insanlar gibi takılmıyorsun. Mesela insanlar onu da tam olarak anlamıyor bence. Yani iki insan türüne baktığım zaman mesela bir tanesi işte eşim onu yaptı. Kaynanam bunu dedi. Çocuğumu evet. oldu, bu oldu bu. Mesela gündelik şeylere takılan bir kafa düşün. Bir de bunlara hiç takılmayan bir kafa düşün. Ne olursa olsun işini yapmaya devam eden veya hedefi neyse sanatı neyse onu icra etmeye devam eden bu iki insan arasındaki en büyük fark bir tanesinin daha büyük bir vizyonu, daha büyük bir misyonu ve amacı var. Hedefi belli. Diğerinin yok. Yani insanlar eğer e, telos noktası da şey gibi bence mesela nefes gibi bir şey. Çünkü o chief aim, üst amaç belliyse ve net bir şekilde belliyse, e, o yüzden telos deniyor ona. Tanrısal yaşamın sırrı diye anlatılıyor Yunan mitolojisinde. E, ne kadar o netse ve ne kadar ona adanmış durumdaysan o kadar bu fiziksel bedenin limitlerini aşmaya başlıyorsun. Hmm. Ben kendi hayatımda bunu deneyimliyorum. Yani ben mesela e, kesinlikle yaşlanmayı yavaşlattığımdan ve biraz durdurduğumdan eminim. Çünkü ve bunu nefes değil bence. Bu çift aim yapıyor. Yani o kadar çok çalıştım üzerinde ve o kadar net ki 10 sene sonra nerede olmak istiyorum, 20 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra. Hatta ben olduk öldükten 500 sene sonra, 500 yılda yeni nesillere ne bırakmak istediğim bile net. Şimdi o netlik ve böyle bir misyonla bir kere bir gündelik olanlara takılamıyorsun yani hani gündelik o yüzden olaylara takılan insanlar benim için amaçsız yani o kadar çünkü büyük bir hedefin olduğunda bunu bu arada bu şekilde büyük hedefi olan sohbet ettiğim bilim insanlarında onların hayat hikayelerinde hep görüyorum mesela Avi Loeb'le işte ben İngilizce şimdi bir podcast başlatıyorum orada da ya güzel. çok kıymetli bilim adamları var mesela Avi Loeb, Loeb bir tanesi dünyanın en önemli astrofizikçisi astrofizik profesörü Hatta böyle ekstra şalılır diye kitapları var filme çevrildi falan. Ee, şey okumuştum yani, bir tane görünüp kaybolan başka evet. bir şeyden gelen bir şeyle uyduyla ilgili bir onun evet, yazısı evet. vardı okumuşum evet. hatırlıyorum. Evet. İnanılmaz bir adam evet. inanılmaz bir zeka ve öyle bir üst bir yere bakıyor ve öyle bir hayatıyla ilgili öyle bir amacı var ki insanlığa katmak istediği o kadar net bir şey var ki hiçbir şeye takılmıyor yani hani. ...takılıyorsan çok buradasın... ...şimdi o yani eğer... ...üst bir yaşam ihtimali... E, ...izleyenler için söylüyorum bunu... ...yani üst kapasite... ...insanın limitlerini aşmak... ...olağanüstü hayatlar yaşamak... ...kapasitenin en üstüne çıkmak... ...böyle konular ilgisini çekiyorsa izleyenlerin... ...bu gerçekten çok net bir... ...telos noktasıyla oluyor... ...yani hmm. çok net... E, ...bunun üzerine çalışıyoruz öğrencilerine... ...yani e, niye buradasın... ...amacın ne işte e, e, Simon Sinek'in şey dediği the big why yani büyük amaç ne büyük olayın ne senin olayın ne yani hani niye buradasın niye nefes alıyorsun onu bulmalarına destek olduğum öğrencilerimin çünkü çok daha hızlı ilerlediğini görüyorum nefesle ilgili liderlikle ilgili iş hayatıyla ilgili yani içlerinde e, müfredata başlayıp mesela bir öğrencilerimden bir tanesi müfredata başladıktan sonra Amerika'nın App Store'undaki en çok download edilen game app'lerinden birkaçını yaptı mesela. Başka bir arkadaşım hayat amacıyla hizalandı. Bir anda çok ünlü bir işte eğitmen oldu. Yani o kadar çok hikaye var ki bu yani insanın o net chief aim telos noktası ile hizalayıp yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden üçüncü prensibim hep bu yani oraya yönlendiriyorum öğrencilerimi. Şöyle bir şimdi gelecek yorumlardan bazılarını tahmin edebiliyorum. O yüzden şöyle küçük bir pencere açmak istiyorum. E, ee, sohbete katkıda bulunur belki diye. E, ee, Nefşe Hocam diyorsunuz böyle diyorsunuz ama. Sohbetten ziyade da böyle... ben çalışıyorum. Ben konuşuyorum. Ay çok sürekli. keyifli. Vallahi ben de böyle keyifle dinliyorum. Çünkü her yayınımız bir benim için de ders oluyor açıkçası. Ee, not alıyorum buraya zaten bazı böyle anahtar gibi yakaladığım şeyleri. Ben de not alıyorum. Montajda da zaten izleyip not alacağım yine. E, hocam Nevşe hocam öl ama benim işte böyle 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 Nevşe hocam öl ama böyle böyle üç noktayla giden bir takım e, insanların kendi içinde yaşadığı zorluklar. Şimdi benim anladığım bu vizyon meselesi ise eğer bu vizyonu da genişletiyor e, Nevşe Fidan Kara Mehmet bütün bu çalışmalarla. E, ve insanın olduğu yerde o debelendiği çukurdan çıkmasının bir yolu var. Yani öteki türlüsü de varı gösteriyor ve öğretiyor. Dolayısıyla genişliyor evet. zaten bu vizyon ve öyle kalmak çünkü olmazsa başka bir döngü halinde gidecek bu hani. O eş evet. olmazsa öteki eş de aynı evet. sorun. O işte olmazsa Aynen. öteki işte aynı sorun. Hani o o, o delikten çıkar. Aslında şöyle bir örnek verebilirim. Hayatı iki türlü yaşama şekli var. Evet. Bir tanesi deve kuşu gibi burada ve kafan hatta toprağın altında. Hı hı. Eğer İnsanı hayvandan ayıran özellik olan o prefrontal lob, yüksek yönetim kabiliyeti ve yüksek farkındalık olan tarafı aktive edemezsen ki yani yüzyıllardır dünya nüfusunun sadece %4'ü 5'i bunu yapabiliyor bu arada. Hani herkesin yapacağı iddiası da yok bu arada. Öyle bir iddiam yok yani. Ee, sadece ben hakikati anlatıyorum. yani, evet. yani Bunu yapamadığında e, çoğunluk gibi kitleler gibi günü gününe yaşayan, günü gününe kazanan, günü gününe harcayan... Hayattaki ota boka diyorum ben buna sinirlenen, o onu demiş takılan bu, bunu demiş küçük işlerle uğraşan, toprağın altında küçük konularla uğraşıp evet. sürekli küçük küçük şeylerle kafasını yoran, debelenen ve e, egosunda kaybolmuş insani egosunda e, ağır, de. ağır çünkü psikolojik anılar sayısı arttıkça yer çekimi de artmaya başlıyor ve bizim kütle ağırlığımız artıyor. Yani Light dediğimiz hmm. yüksek titreşim Light kütle ağırlığının da azalması yani mesela pııl ışı matematiği e, de var. Ben çok kendim iyi. de onu deneyimliyorum mesela e, benle bir 20 sene önce karşılaşsaydınız kilom aynıydı belki daha bile zayıftı ama daha ağırdım daha kütleseldim Aa, o her geçen iyi. gün hafifledi şu an mesela şu an e, enerjimde daha bir zerafet daha bir ışık daha Öyle. bir Akış var yani mesela 20 sene önce böyle değildi. Dolayısıyla e, zihinde e, o beyinde episodik anlar olduğu müddetçe ve biz çok burada olduğumuz müddetçe egoda kaybolduğumuzda ağırlaşıyoruz. Gergin oluyoruz. Dünya Ve, ve o yer çekimi his. seni aşağı doğru çekiyor. His, ee, evet. Beyinle şey beyin çalıştıkça evet. ve prefrontal ya yani bu bir bu kimyan değişiyor aslında. Evet. Prefrontal lob aktive oldukça, o yüzden bu kadar taktım bu prefrontal loba ve öğrencilerimin sürekli orayı aktive etmesi hı hı. bütün amacım. Vücut kimyan değişiyor, her şey değişiyor ve prefrontal lobda ve bunu nöroloji doktorları aslında anlatır, nöroloji profesörleri ne olduğuna yani prefrontal lob aktif olarak yaşayan, işte mesela meditasyon düzenli yapan kişilerle ilgili araştırmalar var. Çünkü düzenli özellikle de klasik vedik meditasyon. O yüzden dördüncü prensipimiz o. Yapıldığı zaman da prefrontal lob aktif oluyor. Ama beyinde de episodik anılar varsa işte sabah 20 dakika meditasyon yapıyorsun aktif oluyor. Ne kadar prefrontal, ne kadar episodik anı varsa o kadar hızlı bir şekilde kan oksijen oraya düşüyor. 4-5 saat sonra tekrardan düşüyorsun. O yüzden orayı temizlemek çok önemli. O düşme olmasın ve hep yönetici bilinçli ol diye. Bir de biraz evvel dediğim gibi ya öyle dipte yaşıyorsun ya da burasını aktive ediyorsun, bununla ilgili çalışmalar yapıyorsun, episodik anılar dönüşüyor, netleşiyorsun, vizyonun genişliyor. Çünkü beynin alt lobu dar vizyon ve e, beynin yine alt lobları e, bizi yani vücudu incelediğimiz zaman e, biz bunu nefes bilimleri fakültesinde e, nefesle ilgili eğitim verirken de bütün o sistemleri anlatıyoruz. Mesela nefeste beynin, e, beyin sapı refleksi olarak yönetiliyor. Beyin sapına baktığımız zaman beyin sapı şey gibi e, vücudun bilgisayarı gibi. Vücuttan on binlerce reseptör e, her yerden e, küçük küçük şeyler düşünün görünmeyen incecik e, resept ya yani böyle incecik şey wire yani aslında hmm. buradan e, be, beyin sapından. Küçücük böyle şey hayal edin. Şöyle bir bilgisayar top gibi bir şey düşünün. Oradan da böyle on binlerce küçük küçük saçak saçak ip. Bütün vücuda dağılmış. kablo Ve reseptörler küçük evet. wire'lar, kablolarla hatta 44 bin tane deniyor. İşte e, yoga'da anlatılır hep nadiler deniyor, enerji kanalları falan. E, vücuttan her an, vücut kimyası kanına ne oluyor, oksijen oranlarına ne oluyor, midende ne oluyor, Orandan ne oluyor, buranda ne oluyor. On binlerce bilgi beyin sapına gidiyor ve beyin sapı onu topluyor ve nefesin bir beyin sapı refleksi olmasının sebebi de o. Beyin sapı refleksi olarak çünkü solunumunu da yöneterek seni hayatta tutuyor. Şimdi beyin sapının ana görevi bu bedeni hayatta tutmak. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. O yüzden de eğer beynin prefrontal lobu kafalıysa ve aktif değilse ve sadece beyin sapı refleksleriyle ilerliyorsan Sadece bu bedeni hayatta tutma refleksleri içerisinde hayatına devam eden ve ee, ölüm kaygısı taşıyan, ölüm korkusunu yoğun bir şekilde deneyimleyen, tek algısı insan olan ve insanı hayatta tutma dışında hiçbir şey düşünemeyen birine dönüşüyorsun ve aslında tam olarak işte e, bu beyin e, sapındaki refleks ve beyin sapında olan amigdala hipokampus bütün memeli hayvanlarda var. Yani aslında bir hayvandan farksız bir şekilde işte yiyorsun, içiyorsun, ürüyorsun, bir takım Hayatta kalmak için altını çiziyorum, davranışları öğreniyorsun. Hayatta kalmak için, hastalanmamak için ve fiziksel hayatına devam etmek için bir takım öğrenimler içerisindesin. Ee, ve kendini yönetmiyorsun aslında çünkü beyin sapın seni yönetiyor. Hmm. Örnek veriyorum, beyin sapı seni yönetiyorsa işte bir anda kalbin hızlı çarpmaya başladığı an bir şey oluyorsun zannedip... ...başın dönüyor, başın kararıyor, oturmak zorunda kalıyorsun evet. mesela ama prefrontal lob yönettiğinde... Başın döndüğünde hissetmiyorsun bile ve ilerlemeye devam ediyorsun. veya şöyle bir örnek vereceğim. Bunu TEDx konuşmamda da örnek verdim Hı -hı. ama çok sevdiğim bir örnek. Netflix'te bir film var, Niyat diye. Bir belki izlemişsindir Jodie Foster'ın. gerçek bir hayat hikayesi. Dayana Niyat diye bir yüzücü bir Hı -hı. kadın kafaya takmış Küba'dan okyanusu Hı -hı. geçecek, Küba'dan Miami'ye Florida'ya yüzecek. Aa listemi aldım ama izlemedim. Tamam. Evet. E 20'li yaşlarında bunu deniyor. Bu arada çok evet. meşakkatli bir yolculuk. Çünkü okyanusta inanılmaz dev şeyler var. Dalgalar. Ya ben bir kere çıktım okyanus dalgasına. Ölüyordum falan yani. Tekne böyle böyle falan oluyor yani. Ters dönecek neredeyse Acayip bir dalga. Köpek balıkları var suda. Günlerce suda kalıp yüzmesi gerekiyor. Bütün vücudu yara bere içinde kalıyor. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Neyse. 20'li yaşlarında bunu yapamıyor. Yüzemiyor. Sonra film e, Jodie Foster antrenörü, e, Jodie Foster'a 60 yaşına girdiğinde dayana, dönüyor ki ben yine deneyeceğim. Jodie Foster da diyor ki sen delirdin herhalde. 20 yaşında yapamadın 60 yaşında nasıl yapacaksın? Yapacağım diyor kadın. Ve film bunu konu alıyor. Gerçekten deniyor ve filmin sonunda kadın işte göre, bütün halüsinasyonlar görerek bütün o yoldan, yolculuktan geçiyor, günlerce suda kalıyor. Ve artık baygınlık geçirerek her tarafı yara bere içinde Miami sahillerine çıkıyor ve 60 yaşında bunu gerçekleştiriyor. Ee, ve sonra filmin sonunda gerçekten de kadına soruyorlar bir röportajda. Diana diyorlar 20 yaşında yapamadığını 60 yaşında nasıl yaptın? Hı -hı. Bu acayip bir şey. Evet O da diyor ki 20 yaşında bedenim daha güçlüydü. Şimdi zihnim daha güçlü. Hı, ben aslında. de filmi izledim dedim ki bu kadın anlattığım her şeyi anlatıyor. Ben de mesela kendi adıma 20'li yaşlarda prefrontal lobum kendi yönetim kabiliyetim bu seviyede değilken ya mesela bir dakika ve ya profesyonel voleybol oynadım ben profesyonel yüzdüm ben atletik bir tipim yani. Ya bir dakika bir buçuk dakika plankte zor duruyordum bu karın hareketi var ya yani Hı -hı. veya hıf yoruldum diyordum hemen çünkü biraz kalbim atmaya başlıyor daha fizikselsen ona aldanıp bırakı veriyorsun zihin gücüyle. Yani en son mesela ben 5 dakikayı falan buldum plankte. Bütün vücudum titriyor. Hiç oralı değilim Hı -hı. yani. Kalacaksın burada. Yani şey gibi biraz evvel dedim ya iki yaşama şekli var. Birincide beyin sapı seni yönetiyor. Evet. Ölümlü bir insansın, ölümlü bir bedenin var ve her şey o bedenin insanı ölmemesi için vizyon yok, gelecek şey yok, kendi yönetim kabiliyatı yok. Hayvandan farksız yaşıyoruz aslında. Süreyiz, oluyoruz sadece. Kazandığını Hı. harcıyorsun, hayatta kalıyorsun o kadar. İkinci Hı. yaşam şekli. Prefrontal lobun aktive olduğu andan itibaren başlıyor. O zaman da artık beyin sapı yönetmiyor beni. Ölümlü bir bedeni deneyimlemiyorum ben. Ölümsüz bir zihinle yaratılışla bağlantıdayım. Hakikatle bağlantıdayım. Vizyonlarım genişliyor. Sonlu olana takılmıyorum ve sonlu olana algılamıyorum. Sonsuz olanla bağlantıda sonsuz bir yaratım süreci içerisine giriyorum. Ee, ve yer çekimi ortadan kalkıyor. Fiziksellik ortadan kalkıyor. Mesela benim uzun zamandır çok samimi deneyimlediğim herhalde bu 10 seneyi aşkın süredir. E, mesela spor yapıyorum. Eskiden de yapıyordum. Mesela spor sonra spor hocam soruyor. Bir yerin ağrıyor mu? Ağrımıyor. Ya aynı sporu ben 20 yaşlarda da yapıyordum. Her yerim ağrıyordu. Yani Uzun zamandır bedenimde ağrı, sızı, fiziksel bir yer hissetmiyorum. Mesela yani şu an mesela kendi adıma samimi bir şekilde zihin boyutunda yaşıyorum ben ve fiziksel bedenim ona uyum sağlıyor sadece. Yani ben zihin olarak buradayım. Bunu deneyimliyorum. Mesela 20 sene önce beden olarak buradaydım. Hı hı. Bedenli bir insan olarak bedenini hisseden, beş duyuyu hisseden ve beş duyuyla dünyayla temasa geçen, o yüzden fiziksel acıları, ağrıları, semptomları deneyimleyen şu an yani mesela birçok şey üşümeden tutun işte şimdi buza giriyor herkes mesela. Evet. Ya o da böyle bir zihinle Mesela buzun içinde uzun zaman kalabilmen için kendi yönetmen gerekiyor. Yoksa buzun içinde vücut fonksiyonların öyle bir noktaya geliyor ki beyin sapı yönetiyorsa ölüyorum zannediyorsun hemen çıkartıyor. Ama orada 3-5 dakikadan fazla kalman için daha yüksek bir irade gerekiyor. İşte burası aslında daha yüksek bir irade, daha yüksek hedefler, senin kim olduğunu bulduğun, hayat amacını keşfettiğin, aslında bir bakıma hep bütün ezoterikler öğretilerde anlatılan tanrısallaştığın yer. Ee, ve tanrı insanın tanrısallaştığı ve sonsuz gücüne vakıf olduğu yeri şu an 21. yüzyılda bedenimizde nerede olduğunu bulmuş olmamızın ben muhteşem bu buluş olduğunu düşünüyorum. Bence bu asrın en büyük buluşu bu. Yani artık buranın Üçüncü göz diye hep anlatılmaya çalışılan, evet, evet. bizim geleceği gördüğümüz, yani. vizyoner olduğumuz, vizyonlarımızın genişlediği, daha sonsuz bir şekilde düşündüğümüz işte fiziki olan her şeyin holografikleştiği evet. bir anlamda. Ya, ego'daki yani. ya ego'daki panikleri, gerginlikleri, korkuları deneyimlemeden işte belki Oshon'un işte kanatsız uçmak, ayaksız yürümek hmm. dediği, Deepak Chopra'nın Ageless Body, Timeless Mind dediği. Çünkü prefrontal lobda zaman da yok. Sonsuzluk seviyesine geçebiliyoruz. Alt loblarda hep zaman var, hep gün var, hep ay var. O yüzden zaten beynin alt lobları e, ile e, hayatı yaşamaya devam edenler çok hızlı yaşlanıyor. Mesela episodik anı ne kadar fazlaysa duygu da o kadar fazla oluyor ve o kadar hızlı yaşlanıyor insanlar. Mesela 21. yüzyıldayız bu kadar insan işte anti-aging, beslenmesine dikkat ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor... Ama mesela ben hala bakıyorum benden çok daha iyi beslenen insanlar benim gibi değil cildi veya benim gibi hiçbir semptomu deneyimlemeden 10 senedir yaşamıyor yani. Evet. Çünkü onunla ilgili değil. Yani bizim üst versiyonumuza geçiş yaptığımız yer fiziksel bedende ne yaptığınla ilgili değil. Mesela bence verebileceğim en büyük mesaj bu. Yani insan sağlığı ve insanın genç kalması ve iyi kalması zihinsel bir durum. Fiziksel bedeninde onu yemişsin, bunu yemişsin, o kadar egzersiz yapmışsın. Yani dünyanın en iyi beslenen insanların kanser olup 6-7 ay, ay içinde <laughs> öldüğünü ben gördüm de, ben. <laughs> evet, onu da soracağım. Zihinsel evet. bu. Hiç alakası yok yani. Fiziksel ne yaparsan yap, bunu yapmıyorsan boşa çabalıyorsun, günü kurtarıyorsun işte. Ne yersen yiyin, ne evet. Gene semptomların oluyor. Ee, halbuki üst bir bilinçten yaşadığımızda o yüzden yani öğrencilerim için... Oraya geçirmek onları çünkü ondan sonra hedefim çünkü ondan sonra her şeydi hallediyorlar zaten. Yani kendi yaşamının kralı, kendi kaderinin efendisi olmak o yani istediğin bütün sonuçları alabildiğin, davranışlarını yönettiğin, işini yönettiğin, hayatını yönettiğin bir seviyeye varıyorsun. Kanatlanıp uçurduğunuz nokta o nokta öğrencileriniz evet. anladığım kadarıyla evet. uçmayı öğrettiğiniz bütün bunları kitaplarında da anlatıyor Nevşah Hoca biliyorsunuz. Ee, çok satanlara girmiş çoğu 12 kitap var. Evet 13. Harika. sırada. Geliyor birkaç ay ay yani. <laughs> Evet o kitap ne üzerinde bütün bunlarla ilintili olduğu? Şimdi şöyle ama... bir şey çıkardım aslında o bir seri çıkarma hedefiyle bir önce bir bütün müfredatın ve öğrettiğim her şeyin özeti gibi. Çünkü müfredat 3-4 yıl sürüyor Hı -hı. ve yüzlerce saatlik eğitimler falan var. Böyle özeti gibi ustalar sınıfı diye bir kitap çıkardım. Aa, usunlar Orada usunlar. hatta Güzel. şeyler var, metotlar var işte kendi kendilerine yapabilecekleri hayat amaçlarını sorguladıkları falan. sonra da amacım şeydi. Bu ustalar sınıfını çıkardıktan sonra yaşamın her alanı ile ilgili kitaplar çıkarayım, bir seri çıkarayım hmm. ki insanlara nerede zorlanıyorlarsa hem kendi vizyonumdan ve kendimle çalışmışlığımdan hem o yönetici bilincin bakış açısından rehberlik edebileyim. Şimdi ilki Türkiye'de de bununla ilgili en büyük ihtiyaç olduğunu gördüğüm için para. Hmm. Para. Para yönetimi, paranın ne olduğu, çünkü e, Türk halkının bir de tabii bu bana şeyde bu çanlar çaldı. Şimdi İngiltere'de yaşadı, İngiltere'de yaşamaya başladığından beri e, yani İngiltere bence dünyanın en para yönetiminde ve finans konusunda en ileri seviye ülkesi yani çok acayip bir sistemleri var. O yüzden tesadüf değil poundun e, en yüksek para birimi olması e, inanılmaz bir sistemleri var ve orada kaldıkça bence o konuda hem çok kişiyle görüşme olanağım oldu hem kendim yatırımlar yapıyorum. İşte teknoloji dünyasına hem yatırımlar böyle finans sektörüne son 6-7 yıldır epey bir giriş bir yaptığım çok için siz şirketin danışma kurulundasınız bu arada evet, zaten. Evet. Evet. Ee, şeyi fark etmeye başladım. Türkiye'de paranın ne olduğu ile ilgili algı çok zayıf. Yani Türk insanıyla <laughs> ilgili benim şöyle bir şeyim oluştu. Orada kala kala veya parayı iyi yöneten insanlar ve ülkelerde kala kala diyeyim. Türk insanı paranın gerçekten ne olduğunu anlamıyor bir kere. Ya aşırı bir grup aşırı pozitif anlam yüklemiş tamamen çarpık ve parayı her şeye çare olarak görüyor. Evet. Ve aşırı pozitif anlam yüklemiş. Bir grupta aşırı negatif anlam yüklemiş. Paraya benim ihtiyacım yok, parayla benim işim olmaz ve para kötü diye negatif anlam yüklemiş paranın ne olduğunu ya bir şeyin ne olduğunu görmediğimiz müddetçe de onunla ilişki kuramamaya başlıyoruz. Ve Türkiye'deki bu kadar Türk lirasının hızla düşüşü, ekonomideki bu kadar problemin bireysel olarak tabii ki de yönetim falan bir sürü şey konuşabiliriz ama bireysel olarak insanların parayla olan ilişkisinin bozukluğundan olduğunu görüyorum şu an net bir şekilde. Ve amacım bu kitapla zaten şey finansal özgürlük eğitim serim, serim de bunun için ve kitapta o finansal özgürlük eğitimimden de bir takım içerikler bulacaklar zaten okuyucular ee, orada e, para yönetimini gerçekleştirmiş gerçekleştirebilen bir kişi olarak parasını iyi bir şekilde yönetebilen harcayabileceğinden daha fazla bir para akışı hayatına sağlamış finansal özgürlüğe o diyorum yani finansal özgürlük bence bir insanın istediğini istediği zaman yapabilme özgürlüğü evet. ve e, Harcayabileceğinden yani evet. daha fazla kazandığın bir sistem kurduğun anda o sistem kuracak olan da sensin. E, parayla ilişkini düzeltip. E, bu yapılabilir bir şey yani. Bunu hem yapmış hem de yapmış bir takım kişileri araştırmış, okumuş, birebir görüşmüş. Çok önemli iş adamlarıyla yine görüşme fırsatı olmuş. E, para yönetimini çok iyi başarmış kişiler e, de olduğu için etrafında. İşte onlarla bir davranış bilimci olarak uzun zamandır böyle küçük küçük anketler, röportajlar yapıyorum diyeyim. bir Orada bir çok iyi anladığım bir alan var. İşte podcastlerim de var zaten. Hı hı. Orada da anlatıyorum bu konuda. Orada da amacım yani işte kitabı okuyanlar için, podcastlerimi dinleyenler için, bu konudaki YouTube videolarımı izleyenler için yani biraz olsun paranın ne olduğunu, nasıl bir değer birimi olduğunu anlatabilirsem. Hı hı. Ala yani. para algımızı. Yani şeyi mesela yani hep bir, böyle bir çarpıp bir bakış açısı var. Bence şeyi anlamıyor ya e, kirli Türk insanı. Evet yani para bir değer birimi. Evet arzu edilmemeli. Yani e, ona niyet etmek ya da onun için dua etmenin yanlış olduğu e, bilinciyle biraz Evet bir grup öyle. Bir, bir grupta evet. parayı aşırı abartmış ve her şeyin hmm. çözümü gibi gösteriyor durumda. İkisi de değil yani para bir değer birimi. Aslında çok daha bilge bir e, değer birimi. Çünkü... Bir insanın evrenin gözünde ve insanlık seviyesindeki değerini gösteriyor. Tesadüfen değil, e, yani büyük para kazanan insanlar tesadüfen kazanmıyor. Hı -hı. O insanlar hep büyük kitlelere büyük hizmetler götürme derdinde oldukları için e, kitlelere göre daha üst bir vizyonları olduğu için insanlığa daha büyük bir miras bırakma derdinde olduğu için e, o kadar büyük paraları kazanabiliyor işte mesela örnek veriyorum dünyanın para konusunu konuşuyoruz artık. Mesela en zengin insanı Elon Musk şu anda. Evet. Elon Musk'ın kafa yapısına baktığınız zaman şu an biyografisini okuyorum. Yarıladım kitabı. Ya adamın hiç bugünle burayla falan hiçbir ilişkisi yok ve hiçbir derdi yok. Yani umuru değil. Yani işte insanlığı Mars'a götürecek. O Tesla arabaları başka bir hale yani acayip bir miras, miras bırakıyor yani öldükten sonra bence Elon Musk'ın adı daha bir birkaç yüzyıl anılacak çünkü yani adam elektrikli araba gibi bir şeyi bıraktı yani dünyayı Bizim hayatımız değişti evet. yani. Veya işte AI yani her şey hani yaptığı şeylere bakınca aslında anlıyorsun niye o büyük paralar kazanılıyor. O zaman sizin Elon Musk'la ilgili görüşünüzü merak ettim. Nevşah Fidan Kara Mehmet olarak mesela neden çoğalmak istiyor? Bunun kökeninde ne var? Neden ee, Orada da bence bir, derdi... Hiçbir çoğalma arzusu var çok çocuk. Bence çoğalma arzusu yok. Kendiliğinden oluyor ve umru değil. Öyle mi? Tabii tabii. Ha, özellikle değil. çok çocuk sahibi olma gibi bir hedefi yok mu? Yani ben bu, bu tür insanların çok yakınımda yani da sormak istemiştim. E, köklenmek mi istiyor acaba? Yani çok de? yakınımda da var böyle insanlar. Çok net hayat amaçları çok net, vizyonları çok net olan insanların e, yaşam seviyesinde bugün de pek bir dertleri yok. Hmm. Yani çünkü onların hmm. daha büyük bir vizyonu var. Onları bugün olan bir şey onları etkilemiyor. Ya yani ben bunu da kendi hayatımda bir boyutta deneyimliyorum. Yani 20 sene önce işte annem onu dedi, babam bunu dedi, kayınvalidem bunu dedi. Gündelik şeylere takılabilirdim. Şimdi istediğini de bütün dünya şu anda bana iğrençsin, berbatsın dese umurum değil yani. Çünkü o kadar tatmin edici bir şey yaşıyorum ve o kadar net bir hedefe doğru ilerliyorum ki. Yani insanın o kadar net hedefleri olduğunda zaten dümdüz gidiyorsun böyle hani en sol şeritten diğerleri 80'le 90'la giderken sen ile gidiyorsun. umrun değil dönüp bakmıyorsun yani. Mesela Elon Musk'ta da Türkiye'de de çok başarılı iş adamları, yurt dışında da çok başarılı kişilere baktığım zaman e, ortak gördüğüm e, iki özellik var. Bir kere bir çok büyük paralar kazanan insanlar, insanlar çok büyük hizmetler götüren insanlar hep. Yani bu kendi yapmışlar için söylüyorum. Bir Koç'u da örnek verebilirim. Elon Musk'ı da. İnsanlığa büyük hizmet götürmeden büyük paralar kazanamazsın. Hı -hı. İki, bu insanların insanlık için ve dünya adına gördükleri çok büyük boşluklar ve yapmak istedikleri çok büyük amaçları olduğu için bu insanlar gündelik şeylere takılan insanlar değil. Umru değil yani. Hani o yüzden zaten bu arada Elon Musk bunu söylüyor. Yani dünyanın e, tamamı bana karşı olsa gene de umurum olmaz ben eleştirildiğimde etkilenmiyorum diyor anlıyorum ya etkilenmiyorsun çünkü başka bir amaçla koşturduğun zaman işte tam şey e, 250 kilometreyle en son şehirler gittiğin zaman sonunda sonunda ne olmuş bakamazsın sadece önüne bakabilirsin evet yani yüksek bir ise aşağıdaki sesler oraya çıkmaz zaten bir de böyle bir şekilde evet. yani, ya, yani. bakmıyorsun <laughs> dur bütün amaç <laughs> evet. oraya girebilmesi insanın o zaman işte gündelik kuruntular hepsi bitiyor. Bir de o zaman yani şey de şeyi de anlamak lazım. İşte gene mesela bugün anti-aging işte konuşuluyor. <laughs> Bakıyorum mesela en çok anti-aging ile ilgilenen, kendi sağlıklı tutmaya çalışan kişilerin en amaçsız, işte böyle hep beslenmesine dikkat eden bu paternleri ben davranış olarak incelediğim için beslenmesine en dikkat eden, en sağlıklı beslenen, sporuna giden ya hiçbir amacı yok ve evde öyle takılıyor. Hani belki kocasının parasıyla geçiniyor. Belki hiçbir amacı yok yani. O yüzden de iyi kalmak için bu tür metotlara ihtiyacı var. Diğer taraftan e, olay bu değil. Yani tam tersine anti-aging, bir insanın sağlığı kalması baktığın zaman eğer 50 yıllık, 100 yıllık hedeflerin varsa ve onlar çok netse yine mesela Avi örnek vereceğim çok sevdiğim bir e, arkadaşım çünkü aynı zamanda inanılmaz bir adam. E, herhalde şu anda rahat 70'e yakındır 45 falan gösteriyor. Çünkü ve eminim o hiçbir amacı olmayan kadınlar kadar veya adamlar kadar iyi beslenmediğine umurdu olmadığına da eminim. Fakat öyle bir insanlık için. Sonrasında 100 yıl sonra, 500 yıl sonra, bırakmak istediği o kadar net ki. O zaten insanlığın üstü bir şey yaşıyor ve evet. orada yaşlanma orada duruyor. Orada en üst sağlığa ulaşıyorsun. Vitaminler avuç avuç vitamin aldığında değil, Hı -hı. bu bedene bu kadar takıldığında değil. Yani gerçekten en sağlıklı, hani böyle diyorlar ya bir paket sigara içmiş, 110 yaşına kadar her gün bir paket sigara içmiş, 110 yaşına kadar yaşamış. İşte o insanlardan bahsediyorum. Yani fizik kanunlarını büken. Evet. Fizik kanunu bükücülerden bahsediyorum yani. O insanların hepsinin araştırdığım için hepsi bir tanesi bile eksik değil. Hepsinin diğer ortalama ordinary standart insana göre çok çok daha üst misyonları ve vizyonları ve hedefleri var. Az önce Onlar oraya koşmaktan sağlıklı kalıyor. Yani benim eğer 100 sene sonrası için hedefim varsa 100 sene yaşamak durumundayım. O hedefe ne kadar ben kilitlenirsem beden kendi o kadar sağlıklı tutuyor. Ne kadar ne, iyi beslendiğimle alakası yok ki bu. Zaten şöyle az önce sorduğum soruyu neden e, biraz da merak ediyordum. E, karamsar düşünceyle ne denir? İşte dünyanın böyle ekonomik sıkıntıların ağır bastığı bir ülkede yaşıyorsanız filan şu an Türkiye'nin içinden geçtiği durum gibi. E aman bu dünyaya çocuk mu getirilir? Her şey daha da kötüye gidiyor. İşte sona yaklaştık gibi olumsuz söylemlerin hakim olduğu bir süreçte Dedim ki bu kadar zeki bir adam ve üretmeye devam eden bir adam niye böyle bir kaygı duymuyor ve dünyaya çocuk getirmeye devam ediyor? Şimdi hocanın söyledikleri Çünkü, de bununla e, bunu doğruladı. Ama bir taraftan yani. da şunu söyleyeceğim mesela ek olarak. Dünya hep böyleydi. Evet. yani Biraz tarih okursanız göreceksiniz. Dünya hep böyleydi. Hep bir çok şey kötü bir değişmedi. süreçten geçiyoruz yorum yapılmış değil mi? Yani böyle, sen ya, sosyal işte zaten orada ya burayla çok haşır neşir olup kendi egosunun içinde ve kendi Küçük yaşam gerçeklikleri içinde kaybolmuş insanlar, Hı -hı. o kadarını algıladığı için, e, kendi yaşamları için. Evet. yönetim kabiliyet eksikliğinden her geçen gün kötüye gittiği için, burada bence önemli bir şey söylüyorum anlarlarsa, yani kendi küçük kutunda yaşıyorsun, yönetim eksikliğin var, hayatını iyiye sen götüremiyorsun. Sen hedeflerine ulaşamıyorsun. Hı hı. Hayatın her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Aşağı doğru gidiyorsun. Bizim gibi yukarı doğru gidenlerden değilsin. Senin kendi küçük dünyanın kötüye gittiği için bütün dünya kötüye gidiyor zannediyorsun. O yüzden de ben böyle ha. bütün dünya kötüye ha. gidiyor, bu dünyaya çocuk mu getirdi, her şey çok kötü diyen insanları cahil olarak miselendiriyorum. Neden? Çünkü görmüyor. Çünkü biraz okusa, biraz tarih okusa Biraz tarihe baksa, biraz insana gerçekten dünyada şu an ne olduğuna baksa hiç öyle bir şey olmuyor. Dünya her zamanki gibi daha kötüye falan gitmiyor. Hiçbir şey değişmemiş. İyi gidiyor ve kötü gidiyor. Eşit her zamanki gibi. Fırsatlar da eşit, problemler de eşit. Liderler çatır çatır ilerliyor, istediği sonuca ulaşıyor. Refah içinde yaşıyor, cennette hı hı. yaşıyor. Sağlık içinde yaşıyor. Kitleler kendi küçük dünyasında her gün küçük şeye gidip, kötüye gidip A, bu dünya kötü bir yer diyor. Ben de şey demek istiyorum. Senin dünyanın kötü, dünyanın kendi egonda o kadar ben merkezlisin ve kendi egonda o kadar kaybolmuşsun ki senin dünya kötü gidiyor diye bütün dünya kötü gidiyor zannediyorsun. Güzel. O Dışarıdan senin güzel bir O senin evet. izyonun yani değil çünkü gitmiyor kötüye dünya. Niye de gitmiyor? Niye yani. de gitmiyor? Bir yere gitmiyor. Evet. Dünya hep aynı dünya yani hep fırsatlar problemler hep eşit. Ee, Toparlama önce şunu da soracağım. Kadınların güçlenmesi sizin için önemli. Çünkü e, kadınlar sıkı takipçileriniz. Onlara özel, onlara özel çok çalışma yapıyorsunuz. Demek ki kadının güçlenmesini önemsiyorsunuz, çok. şüphesiz. Neden buna odaklanıyorsunuz? Bunu da sorayım sonra toparlayalım. Yani birincisi muhtemelen kadın olduğum için olabilir. <laughs> Ve ustalaşma yolculuğunda işte yaklaşık 20 seneyi aşkın bir süredir her sabah akşam en az yarım saat, genelde bu bir buçuk iki saat oluyor, Hı -hı. duran düşünen meditasyon yapan bir kadın olarak. E, kendi içsel hakikatimde çok uzun vakit geçirdim. E, o yüzden de bir kadının e, hakikatinin ne olduğu, e, nasıl ya içsel gücünde, ya içsel olarak ne kadar güçlü olduğunu e, bence dünyada en iyi anlamış kadınlardan biriyim ve dünyadaki şu anda kadının güçsüzleşmesindeki ana problemin Kadının kendini unutup işte bu savaş sonrası çalışması gerektiğiyle hmm. ilgili erkek kurallarına göre yaşamaya çalışıp e, kendinden ve kendi gücünden kopmuşluğunu görüyorum. Örnek veriyorum mesela TikTok'ta veya internette bile habire kadınlar mesela manifest edelim manifest edelim evet. konuşuyorlar. Manifestation kadının olayı değil mesela erkeğin manifest etmesi onun yolu yani erkeğe baktığımız zaman aynen cinsel organı gibi. Bütün enerjisi dışa dönük ve onlar dışa dönük kaldıkça dünyaya ve dünya sistemine odaklanıp orada sistem kurdukça net hedefler belirleyip aksiyon adımlarıyla ile ilerledikçe manifest ediyorlar. Kadın manifestör değil, kadın creator. Aa. Benim bedenim çocuk yaratıyor. Hı. Benim manifest etme ihtiyacım yok. Hatta kendi gücünü bilen yani yaradanla bağlantısını her kadın için konuşuyorum bu arada. Kendi gücünü bilen bir kadın olarak ben mesela ne münasebet diyorum manifestation yani ben o kadar alçalmadım. Ne münasebet manifest etmeye çalışmalar falan. Onlar erkek işi. Ben kendi varlığımda öyle bir yaratıcı güç var ki benim hayal ettiğim her şey oluyor zaten. Ben erkek gibi it gibi çalışıp it gibi aksiyonda kalıp manifestation şeyleri yapıp egzersizleri Hı -hı. yapmama ihtiyacım yok ki. Ben meditasyon yapıyorum. Duruyorum. Bir zihnimle çalışıyorum. Vizyonumla hizada bir kadınım. Zaten benim rahmim yaradanı taşıyor. Rahim ve Rahman. Benim rahmim bedenim çocuk yarattı yani. Ben de o yani her kadın bir kanal. Direkt evet. yaratıcı enerji bünyesinde var. Ama aldanmış kadınlar erkek gibi yapmaya çalıştıkça gücünden olmuş. Halbuki tekrardan kadını sen içe aynen cinsel organımızın içe doğru genişlediği gibi kadın içe doğru genişleyince güçleniyor. İçe doğru genişlemiş kadın erkekle eşit. Mesela ben iş dünyasında şu anda erkeklerle çalışıyorum. Hmm. Ortaklarımın hepsi erkek. Eşim çok güçlü bir erkek, benden yaşça büyük. Hepsini yönetiyorum. Çünkü aldanıp da erkek sistemiyle yapmıyorum bunu. Kendi merkezimde kalarak, kendi o dişi gücümle ve kendi yaratıcı gücümle vizyonumda net kalarak kadın merkezlenmeyi öğrendiğinde aynen eski kabiler kabilelerde olduğu gibi kendi merkezinde kalmayı öğrendiğinde işte öğrencilerime öğrettiğim gibi klasik vedik meditasyonu öğrendiğinde zihniyle çalıştığında temiz kaldığında ruhsal yolculuğuyla hizada kaldığında gününün bir bölümünü durmaya, merkezlenmeye, o varlığındaki yaradanla, yaratıcılıkla bağlantıda kalmaya vakit ayırdığında bir kere hem tüm ezotelik öğretilerde anlatıldığı gibi bir tanrıçaya dönüşüyor hem de yaratamayacağı hiçbir şey yok. Yani bir kadının o kadar gücüyle bağlantılı olan bir kadının içsel vizyonunda görüp, yaşamında gözlerini açıp olduğunu görmeyeceği hiçbir şey yok. Bizim böyle bir gücümüz var. Yani kadına altın tepsiyle uzatılıyor ve bu kadar enteresan ki aslında bunun mesajını veriyor. Birçok kadın da üst düzey bunun farkında. Mesela Katy Perry'nin Dark Horse diye bir klibi var o klibi izleyin o klipte tamamen bunu anlatıyor yani kadın tamamen bunu anlatıyor adamı şöyle yapıyor onu küle çeviriyor birine böyle ha, yapıyor onu köpeğe şey, çeviriyor şey, evet. tamam. Oh, sözlerini evet. dinleyin bir daha bu dediklerimle dinleyin tam olarak o güçten bahsediyorum o gücü kendi hayatında bulmuş ve ya öyle bir noktadayım ki çok enteresan bunu söylemek ama şey olarak söylemeyeceğim onu, onu izleyenler anlayacaktır yani bunu her kadın yapabilir demek için bu örneği veriyorum. Ben matah bir şeyim ben yaptım sen yapamazsın diye. Bunu her kadın yapabilir için veriyorum bu örneği. Öyle bir gerçeklikte yaşıyorum ki hangi ortamda olursam olayım çünkü kadının o yaratıcı gücü aynı zamanda yaradanın bilinci. Şurası kadın orası aslında. Kadının prefrontal lobu ile erkeğin prefrontal lobu çok farklı. Burası direkt yaratım. Yaratıma akses burası. Eee Öyle bir gerçeklikle hakikatte yaşıyorum ki şu an bulunduğum ortamda her şey benim bilincimde oluyor. Ve bilincimde insanların dedikleri, davranışları, çocuklarım, eşim hepsini yönettiğimi görüyorum. İnanılmaz yani. Hepsi benim bilincimde oluyor ve bilincimin dışında istemediğim hiçbir an hiçbir şey olmuyor. Kadın böyle bir varlık. Ve o yüzden zaten bu gücü unat, unuttuğu için kadın sürekli istemediği yani o gücü unuttuğun zaman ve kendinden koptuysan istemediğin şeyler oluyor hayatında. Ve sürekli o yüzden bu kadar kadın şikayet ediyor. İstemediğim oldu, istediğim olmuyor diyor. Olmuyor. Çünkü Şurası. istediğini olduracak olan sensin, o güç sende. Ama bir şekilde hem kişisel gelişim hocaları, erkek, işte bütün koçluk sistemleri, erkek, her şey erille planlanmış. Bunu da benim gibi anlamış pek bir kadın olmadığı için bunu öğreten bunun benim sadece Türkiye için değil yani bunun uluslararası bir misyonum olduğunun çok farkındayım yani. Çünkü kendi içsel yolculuğum beni buraya getirdi. Kadının gücünü fark etmemi sağladı. Şimdi sırada diğer kadınları da böyle güçlendirmek var. Ve o erkekle yarışarak ben de kamyon kullanayım diyerek değil, ben de manifest edeyim diyerek Hı. değil. Tam tersine ne münasebet ben kadın olarak ne münasebet kamyon kullanacağım. Ne Çok münasebet. Ne o, münasebet? münasebet Hayır, ne münasebet bugün. çöp toplayacağım. falan öyle bir eşitlik başladı ya halbuki ben onu yaptığımda, erkek gibi çalıştığımda kendi gücümden oluyorum, kutsallığımı kaybediyorum, yaratım gücümü kaybediyorum. Hayır, tam tersine. Kadın domestik evde kalacak anlamında değil. Domestik önce kendi merkezinde kalacak. Yani o yüzden bizim cinsel organımız içte ve içe doğru genişliyoruz biz çocuk yaparken, hı hı. bebek yaparken biz içe doğru genişleyen varlıklarız. Dış dünyada kayboluyoruz. Madde dünyasında kayboluyoruz. Madde dünyasına ne kadar vakit ayırırsan o kadar kayıp bir kadına dönüşüyorsun. İş dünyasında kadınların erilleşmesi o zaman bir yanılgı, doğru bir şey değil bu. Ee, yani şöyle Hocam, çok yani başarılı, başarılı olan, şimdi çok erilleştik. Çok başarılı olan kadınlara burada mesela benim kurslarımı da bitiren çok da sevdiğim bir arkadaşım Gamze Cizreli'yi örnek vereceğim. Çok başarılı iş kadınlarına baktığında ruhsal, spiritüel taraflarının acayip ileride olduğunu görürsün. Hı. Mesela Gamze'nin ruhsal tarafı yani muhtemelen onu anlatır Gamze gerçi hep böyle dedeleri, annesi falan hep böyle bir e, dini şeyi var onun geçmişi var. Ya öyle bir geçmişten geliyor genetik olarak ve o da farkındalığı öyle yüksek, öyle merkezinde ruhsal bir kadın ki o onun iş dünyasında bütün bunları yapabilmesini sağlıyor. Evet. Gamze erkek gibi olsaydı ve erkekleşseydi bir oranın üzerinde ve erkek sistemiyle ilerlemeye çalışsaydı, bunların hiçbirini yapamazdı ben eminim. O ruhsallığı sayesinde bunu yapıyor, ruhsal bağlantısı, spiritüelliği, onu koruduğu için bunu yapabiliyor. Tabii ki bu arta da bilir, çok Mesleniz daha fazlasını mi? yapabilir ama evet. benim mesajım bu yani gidip de erkeklerin kullandığı sistemleri kullanarak onların aldığı sonucu alamayız. Ee, burada son olarak mesela şöyle bir örnek vermek evet. isteyeceğim şey yani yapayım. Güzel mutlu bir öğütle bitirmenizi evet. ee, bir hatta örnekle bitirmek istiyorum. Tamam. Çünkü anlaşılmasını gerçekten istediğim konulardan biri. Mesela fiziksel olarak erkek bedeni daha güçlü. Hı hı. Ee, hani hayır diyecek biri yok herhalde buna. <gülüyor> Bu hakikat <laughs> hani. Ee, daha kaslı, daha rijit çünkü erkek fiziksel bedenini kullanarak sonuç alan bir varlık, hı hı. çalışarak, aksiyonda kalarak e, o eril enerjinin öyle bir özelliği var, öyle sonuç alıyor. O yüzden onun fiziksel bedeni o kadar güçlü. Kadının fiziksel bedeni o kadar güçlü değil. Çünkü biz bir erkek kadar çalışarak sonuç alamıyoruz. Zaten fiziksel o kadar büyük ya öyle bir şeyimiz yok, gücümüz yok. Fiziksel dünyada bir çatışmaya girdiğimiz müddetçe. Fiziksel dünyada kendimizi ortaya çıkarmaya çalıştığımız müddetçe her zaman erkek güçlü, kadın erkek eşitliği olmayacak. Hmm. Çünkü fiziksel dünyada, fiziksel formda, fiziksel bedende burada erkek daha güçlü nokta. Fizikselde rekabete girersen çok aptalca bir şey bu. 1-0 yeniksin. Yani fiziksel git bir adamın karşısına Geç ve işte döveyim seni falan de. Yani bir tane çakar o duvardan yersin. ya yani Fiziksel güçlü. Kadının gücü ruhsal. Kadının gücü kendi vicdanı ve kendi sevgisi. Kadın öyle sevgiyle, yaradanla, ışıkla öyle bağlantıda kalabilir ki. O yüzden hep ezoterik öğretilerde şifacı kadın canlandıran. Hı hı. O sevgisiyle. Karşısına geldi dünyanın en gergin erkeği veya en ısrar eden illa bunu yapacağım diyen erkeğe hiçbir şey yapmasına gerek yok. Aynen o Perry'nin şeyindeki gibi. Sadece o sevgide kalıp şöyle bir bakıyorsun. Ben bunu hayatımda deneyimliyorum. Mesela eşimin zaten erkek enerjisi gergin bir enerji. E, o yüzden organları gerginleşiyor ve boşalma ihtiyacı duyuyor. Hı -hı. Erkek gerginleşmesi normal ve hatta makbul bir şey. E, o gergin mesela kaplan gibi gerçekten geliyor karşıma bir şey sinirler he diye. Konuşmama gerek yok, tartışmama gerek yok. Sadece sevgide kalıp gözlerinin içine baktığım anda ve sevgimi o hissettiği anda kedi gibi oluyor. Benim gücüm bu. Yani o Katy Perry onu anlatmaya çalışıyor. Bir şöyle yapıyorsun kuma dönüyor. Yani en gergini gelsin. Sen onunla savaşmadığında ve onun oyununa girmediğinde bu sadece ilişkiler için değil, iş dünyasında, ya oyuna geliyorsunuz ya. Onların oyununa giriyorsunuz. Ne münasebet niye giriyorsun sen erkeğin oyuna? sen? Gücünü kaybediyorsun. Diyorsun. Mesela iş ortamında onlarla tartışmak, fiziksel dünyada kendi anlatmaya çalışmak bunların hiçbirine gerek yok. İspat etme. Sessiz geçmiş. kalıp sevgide kaldığın an onlar senin ayaklarının önüne diz çöküyorlar ve istediğin her şeyi yapmaya hazırlar. Yeter ki sen onlara sevgi ve ışık dağıtmaya devam et. Bu kadar kolay. Hanımlar. <laughs> bunu tekrar tekrar izliyorsunuz. Evet. Ben de öyle. Neşafidan Kara Mehmet Hocam çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Çok, Açtın beni. Evet ama çok güzel bir yerdesiniz. siz. Bizi bundan çok etkiledi. Ben çok keyifle dinledim. Eee bize yaptım er gelince. Efendim ki balık bir yani. Ay er evet gelince. gerçekten öyle. Biz e, doğum doğum tarihlerimizle yakınmış hocamla. E, çok çok özelleştir yaptım. Çok güzel oldu. Yüzleşmeyi spesifik olarak de güzel. geçmişteki böyle mesela Aa, öyle olmasaymış demek ki böyle ol demek ki orada ben gibi yüzleşmeyi yaşayarak izledim. O yüzden hem saygımdan hem de bunun için yaşayarak dinlediğim için ses kaldı. Eminim izleyicilerimiz de öyledir. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Terketteyiz sizi. Varsın. Çok teşekkür ederim. Biz Herkese teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]ler. Efendim bu kıymetli sohbete eşlik ettiğiniz için yorumlarınızla teşekkür ediyoruz. E, varlığınız motivasyonumuz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler.